Milleti böyle birbirine düşürüyor. Gelmiş burada ben hastayım. Ya, ben ya ne duramıyorum. Sen şimdi? Ben ne şey yapamıyorum. Hemşerim ne diyorsun ben sen şimdi? Laflar ne diyorsun sen şimdi? Doğruyu konuşuyorum. Doğru. Ben doğruyu konuşuyorum. Doğruyu ben 9 bin... Benim tahminim erken seçim yapmayı düşünüyorlar. Onun için şu an herkese böyle bir mavi boncuk şeker dağıtıyorlar. Şunu demek istiyorum. Yanlış. Hep seçim. Hakkını masada aldı. Ben size söyleyeyim. Bir lider çıkaramadın. Çıkaracak mısın? Geç kaldın çocuklar. 2,5 milyon, 6 milyon oluyor 4 sene içinde. 14'te emeklimiz var, 20 milyon. Hani para nerede? Paramız nerede? Bütçe yapıldı mı buna göre? Heh, yapılmadı. Ya şimdi reisimiz dedi ki ben dedi çift dikiş yaptırmam dedi bunlara dedi. Doğru mu? Kendi söyledi bunu. Şimdi ne oldu? Tükürdüğünü yalat. Olacak iş mi ya? Meral Hanım'a buradan sesleniyorum. Ya abi. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya belediyelerde kimi desteklediniz? Adayınız kimidi? Yoğdunuz. Ama bugün yolda yürümesini bilmeyenler mutayid oldu. Milyonlarca insanın merakla beklediği EYT konusunda yapılan son açıklamaya ilişkin yeni yıla girmeden SGK kurumlarının önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ancak yine de yapılan açıklamalar sonrasında yasaya girmiş herhangi bir durum söz konusu değil. Yeni yılda 2.250.000 kişinin emekli olacağı öngörülüyorken EYT'lilerin yıllık bütçeye 150 milyar lira gider getireceği söz konusu. Aynı zamanda tazminattan ise 300 milyar lira olacağı öngörülüyor. Bunun yanında emekli maaşlarının ise açıklanan asgari ücretler sonrasında 7 milyar olacağı söz konusu. Ve bu durumda emeklilerin, emeklileri bekleyenlerin, bu konuyu takip edenlerin beklentileri ne durumda? Ya da yeni yılda bu beklentiler ne gibi sorunlarla karşılaşacak? SK bu kadar yükü kaldırabilecek. Bunun hesabını yapın. Matematik hesabı yapın. 2 milyon 250 bin kişiyi emekleyeceğim de 4 milyonu ekleyecek toplam miktar. Bu SSK prim ödüyorsun. Adam emekliliğini ödüyor. Acaba amaç ne? Ben de bilmiyorum. Bu insanlar niye bu kadar kalkıp da emekli olmaya çabalıyor? Ya 5 bin lira, 3 bin lira adamlar evini geçindiremez. Ha ikinci ben diyor işten çıkmayacağım. Tayyip onu diyor. Bırakın bunları ya. Benim insanım şu anda maalesef korkuyor, boşta ya. Gençler boşta. Yaşa gelenler 40 yaşında emekli olacağım diyor. Ya durun diyor. Sana kızmayın ha. Bu SSK bunu kaldıramaz. İşvereni sen ezersen, özel sektörün. Özel sektörden prim ödeyecek adamların hepsi asgari ücret. Ya böyle mühendis de asgari ücret, o da ücret. Ve maaşı niye düşük? Asgari ücret. Ama elden veriyor yarısını da cep bankadan yatırıyor. Bu adalet değil. Almanya'da böyle bir şey yok. Amerika'da, İngiltere, Londra'da böyle bir şey yok. Adam çalış. Ya şunu demek istiyorum. Yanlış. Hep seçim. Altılı masa dağıldı. Ben size söyleyeyim. Altılı masa dağıldı. Niye dağıldı? Bir lider çıkaramadın. Çıkaracaktın. Geç kaldın çocuklar. Vallahi Tayyip istemiyor bir daha gelmek. Kaçmak için ortam arıyor. Yiyen varsa diyor beni gönderin de ben de aklanayım. Benimle boğuşmayın diyor. Ne haliniz varsa görün diyor. Adam akıllı adam ha. Ciddi söylüyorum. Boş adam diyor. Zeki adam. Neden? Bu adam bunu söylüyor. Ben de olsam kaçmak için bunu yaparım. Yani beni bir an önce kovun. Akla indirin. Kusura bakmayın çocuk. Tayyip akıllı adam. Ve altılı masa bir tane aday çıkaramadı ya. Demek ki Tayyip yine cumhurbaşkanı olacak. Durum onu gösteriyor bana. Kızmayın. Hani bir tane aday çıksın. Yok belediye başkanı. EYT zamanı yanlış. Ama parti çeşmesinden dolayı seçim dolayısıyla bu verildi. Tayyip bunu kabul etmedi. Mecbur kabul ettirildi. Çünkü seçim kaybedeceğini anladı. Kusura bakmayın. EYT ile ilgili bir açıklama ya oldu. Şimdi zaten 59 yaşında emekli oldum. 4 sene bekledim ben yaşı. Şimdi beklemezlerse daha iyi yani. Ama şimdi bu EYT'lilere de emekli yaptığı zaman ne olacak? Bizim emekli maaşlarına az zam yapacak. Yani diyorlar ki mesela %18 falan enflasyon 6 aylık. Bunun %25'e tamamlayacaklar refah payıyla. Yetmez ki her şeye %100 zam geliyor. Benim tahminim erken seçim yapmayı düşünüyorlar. Onun için şu anda piyasadaki para bollaşsın istiyorlar. Onun için herkese böyle bir mavi boncuk şeker dağıtıyorlar. Ondan sonra ne olacak? Seçim geldikten sonra, seçim yapıldıktan sonra sıkı para politikası uygulayacaklar. Bu sefer ne maaşlarımıza doğru dürüst zam yapacaklar ne bir şey. Sonuçta yani bu borç yiyen kesesinden yer. Eninde sonunda bu bizim sırtımızdan çıkacak bu paralar yani. Bir değişiklik olacağını düşünmüyorsunuz. Yani ben olan yine dar gelirliye bu emekli olacak. Başka kime olacak? Hani işini uyduran uyduracak. Peki emeklilikte asıl yapılması gereken neydi? Önce şu enflasyonu düşürmeleri lazım. Yani enflasyonu düşürecekler. Ondan sonra enflasyon arttıkça bizim gelirimiz azalıyor. Yani sabit gelirlerin. Onun için enflasyon öncelikle enflasyon olacak. Düşmesi lazım. Bir dağıtımında adaletin sağlanması lazım. Yoksa
bizim işimiz zor yani. Gelirim vardı, prim ödüyordum, günümü bekliyordum, 59 yaşını bekliyordum. O zaman yani belirli bir gelirim olduğu için yani geçinebiliyordum. Daha sonra bu mesela ben Şubat ayına kadar, geçen yıl Şubat ayına kadar çalıştım. Şimdi her şey iki katına çıktı. Asgari ücreti de 5500 yaptılar ya. Patron dedi ben 5500 size veremem dedi. Bizi hepimizi işten çıkardı. Ne oldu bu sefer? İşten çıkmış olunca sadece emekli maaşına kaldı. Ötekiyle oradan da mesela ben bir 4000 küsür lira maaş alıyordum oradan. Şimdi o maaştan ne oldu? Bu sefer emekli maaşına kaldık. Emekli maaşı şimdi en düşük biliyorsun 3500 lira. Bu da bir etmiyor. Hani ben alıyorum emekli maaşını bankadan. Çekmiyorum daha doğrusu. Kredi kartına yatırıyorum. Faturalara yatırıyorum. Hem de 50 lira falan para kalıyor. Bir para kalmıyor ki. Yani biz şimdi evde eşim de emekli olmasa biz yani daha zor duruma düşüyoruz. İki maaşla anca geçiniyoruz. Kiramız yok. Zamanında mesela hani diyorlar ya eskiden çok kötüydü. Ev alabiliyordun mesela. Şimdi evler olmuş. Milyonu geçmiş yani. 1,5-2 milyon olmuş en ucuz ev. Yani o evimiz kira olsa biz yani hiç yaşamayalım. Ölelim yani. Türkiye'de yaşamayalım. Yani emekliler şimdi bize diyorlar ki hani bu yeter. Bazıları diyor ki ya ben 3500-4000 alıyorum. Rahat yetiyor bana. Ya bunlar bir daha bu yani hani eskiyi kötülüyorlar ya hani kuyruklar vardı falan diyorlar. O zamanlar kazanmışlar binayı dikmiş 4-5 tane kira alıyor adam. Ondan sonra diyor ki bu bana 4000 lira şey yeter emekli maaşı. Ama adamın geliri var 15-20 bin lira zaten onu söylemiyor. Bu dayılar var ya hani telefoncu dayılar. Onlar onun derdinde yani ben nasıl olsa diyor ben geçiniyorum. Ben eskiden yapmışım binamı kaçak bir bina yapmışım. Tapuyu da vermişler zamanında. Şimdi hadi bakayım git bak bakayım bir gece kondu yap. Yaptırıyorlar mı? Çivi çaktırmıyorlar. 2,5 milyon, 6 milyon oluyor 4 sene içinde. 14'te emeklimiz var 20 milyon. Hani para nerede? Paramız nerede? Bütçe yapıldı mı buna göre? Heh, yapılmadı. Ya şimdi reisimiz dedi ki ben dedi çift dikiş yaptırmam dedi bunlara dedi. Doğru mu? Kendi söyledi bunu. Şimdi ne oldu? Tükürdüğünü yalat. Olacak iş mi ya? 40 yaşında emekli olacaksın ya. Benim iki oğlum emekli oluyor. Bak ben sevinmiyorum. Ama benim biri 41 yaşında, biri 43 yaşında. İkisi de emekli bu yasaya göre. Birinin 6000 günü, birinin 5900 günü. Ama yazık günah. Yazık 40, 41, 42 yaşında emekli olunur mu ya? Ülke kaldırır mı? Tam olarak sizin beklentiniz ya da düşünceniz nasıldı? Emeklilik 50, yaşı mı çok erken oldu yoksa? Hanımlar 50 yaş, erkekler 55 olması lazım. Bayanların yıpranma payı daha fazla çocuk falan olayında. Biri 50, biri 55 olması lazım. Böyle bir şey mi oluyor ya? Ülke bitmiş ya. Ben 50, 65 yaşındayım. Askıda ekmeği bunlarda gördüm. Askıda simidi bunlarda gördüm. Biz Ecevit kuyruğunda 2 gün bekledik. Benzin aldık ama Amerika'nın oyunuydu. Ecevit'in bir suçu yoktu. Şimdi hep kuyruk. Patates kuyruğuna girdim ben burada. Şuraya çadır kuruldu. Soğan kuyruğuna girdik. Şimdi simit ekmek kuyruğuna giriyoruz şeyde. Belediyenin satış ekmeği. Aa burada. 70 lira maaş alırken he. 70 lira maaş alırken 35.500 liraya. Çocuğuma Ankara'da Karaborsa'da ilaç aldım ben. Hasta yatan çocuğuma. Nerede şimdi? Sağlık durumunu katma. Nerede? Kazancım da iyi. Ben bak şoförüm. Ya ne kazancı? Uluslararası çalışıyorum ben. Ben uluslararası çalışıyorum. Şoförüm. 9200. Ama sen boş konuşuyorsun. 4,5 lira sen rahatlık batıyor size. Kime rahatlık? Bu devletin gözü kör olsun ki. Senin gibi adamlara yani böyle şey yapıp da milleti böyle birbirine düşürüyor. Gelmiş burada ben hastayım. Ya, ben ya ne diyorsun sen şimdi? Ben şey yapamıyorum diye. Hemşerim ne diyorsun sen şimdi? Birlik laflar konuşuyor. Ne diyorsun sen şimdi? Doğruyu konuşun. Doğruyu. Ben doğruyu konuşuyorum. Ben 9200 lira dedim. Doğruyu konuşun. 4200 lira, 4500 lira maaş alıyorum ben ya. Maaş alıyorsun sen de. Olmaz. Ateşin çocuğu öldürdünüz biz. Bunları yönetiyor. İte bak yattığı yere bak. Oğlum için hiç. Boş konuşuyor sen boş. Sana göre boş konuşuyorsun. Sana göre boş konuşuyorsun. Bana göre boş konuşuyorsun. Boş diyelim. Boş konuşma tamam. Ya. Ben Avrupa'da ben dünyayı gezen adamım ben. Hemşerim kardeşim gelin. Maaş alıyorum. Tamam. Ne diyor ya? Sen ne diyorsun bunların, ya? Bunların. Ben Bağkur'dan 4500 lira maaş alıyorum. O Bağkur'un gözü kör olsun sana 4500 lira maaş veriyor. Niye? İşte. Ya ben yanımda 3 kişi emekli etmişim. Kaç gün para da... Başımı belaya sokma yürü. Kaç günlük şey... Başımı belaya sokma yürü git. Bunların. Tam olarak boş açıklanan konuş. EYT ile ilgili sizin beklentiniz ne yöndeydi? Vallahi yiyelim bak ben AK Partili değilim. Ama hayatımda yaşadığım şu zamana kadar yaşadığım Cumhuriyet tarihinde bir Menderes, bir Özal, bir de bu adamlar geldi. Ortalığın krizinden ağrı biliyor musun? Var yok ya şimdi vardır. Şimdi doldu o da ayrı mesele. Ama kimle genç derse, adamlar... Ha. Kim ne derse Allah desin Allah. Menderes'ten ama, sonra bu adam kadar ülkeye hayırlı bir adam daha gelmemiş. Kesinlikle. Ben abi, bir de şunlara söyleyeceğim. Halkılı masaya.
Onlardan. Kayıkçı diyor şey yapıyorlar ya. Bu altılı masayı kuran çocuk kandırmasınlar. HDP'dir. Ya, Meral Akşener. FETÖ'dür. Ortak değiliz. Şimdi Meral Hanım'a buradan sesleniyorum. Ya abi. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya belediyelerde kimi desteklediniz? Adayınız kimiydi? Yoğdu. HDP. Abi. Bir hepsi. HDP değil miydi bunlar? Abi sana eğer şey benim Kürt kardeşim eğer kafası çalışsa var ya. Ben Kürt çocuğuyum. Şimdi HDP kullandığı gibi şimdi anlıyor Kürtler mu? De CHP'ye satıyor. Yok yok ben Kürt çocuğuyum. Ben kurdum bak. Biz ettirine kurmuş Kürtlerle. Biz kız almış kız. Bizim kurdum. Ayırdığımız yok. Daha düne kadar Kürtler kimliğini saklıyordu. Ama bugün Kürtlerin ne eksik? Her şeyi var. Televizyonu var, seçmeli dersi var. Dilini söylüyor, şarkısını söylüyor. Bunları HDP vermedi. Kandil vermedi. CHP vermedi. Recep Tayyip Erdoğan verdi. Camlara yazıyorlardı. Camlara yeğenim senin belki yaşın küçük bilmez adam bilir. Kürtlere ev verilmez. İş alınmaz diye. Ama bugün ya, yolda ben, yürümesini bilmeyenler mutayid oldu hepsi. Ben polislikten atıldım ya, hemşerim. Onun için 84 altılı masanın bir de ortaklarına şunu sesleneceğim. O Babacan'a, Davutoğlu'na, o demokrat var ya. Ya sizin ne oyunuz var? 200 oyunuz yok ya. Onlar masayı bozmak diyor. Zaten bozamazsa senin oyun yok ki. Mecbursun. Ya, CHP'nin merdivenin altında yatacaksın. Seni milletvekili yapmak için. Sana bir şey, olay budur yani. Ben sana bir şey diyeyim mi? Davutoğlu da öbürü de öbürleri. Dış güçler Avrupa'da şafa şafa gelip de Türkiye'ye girme imkanları yok. Yok canım. Bunu ne yaptılar? Yok. AK Parti kaç dönem aldı gidiyor. Bunu ağacı aile içeride yok etmediğin müddetçe, aileyi içeriden çökertmediğin müddetçe dışarıdan gücün yetmiyorsa evet, Osmanlı öyle alternatifin kalmaz. Işte. Osmanlı nasıl çöktü? Yapamazsın. Çünkü önce yani bir düşün ya mantıklı ya. Bir ananın bir babanın dört tane evladı var. Bu evladının biri uyuşturucu kullanıyor. Biri bilmem ne yapıyor. Öbürleri ikisi çırpınıyor ki biz anamıza babamıza bakalım diyerek. Onu o yola yönlendiren uyuşturucudan kötü yola düşüren çevredeki. Ya bu çevredekilerimiz kim? Bugün daha düne kadar Ahmet Davutoğlu demediniz siz basın olarak bilirsiniz. Ben Tayyip Erdoğan'ın karşısında bilmem ne yaparım. Mevsim ben, için yeni mevsim varsam, yüzüme tükürün diye laflar konuştular. Ne oldu? Ya arkadaş ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Yani. Bak şu an 200 küsür lira ilaç verdim bak. Ben bundan gocunmuyorum. Neden gocunmuyorum biliyor musun? Dünyada böyle ya. Bir tek burada değil. Ben her yeri gezdiğim için bildiğim için ben buna şey etmiyorum. Ha Allah'a şükür. Ben tır şoförlüğü yapıyorum. Asgari ücret maaşım artı sefer başında 650-700 euro para alıyorum. Ben boğazıma bakıyorum. Ailemi geçindiriyorum. Abi sen burada akşam kadar parklarda gezersen efendime söyleyeyim ben yan geleyim yatayım derse ne yaparsam ben 4 milyon emekli maaşını geçinemiyorum dersen müsaade et geçinemem abi.